Rakan ağlıyormuş, Suriye ağlıyormuş, Yemen ağlıyormuş, Doğu Türkistan ağlıyormuş, Uygur ağlıyormuş, Doğu Türkistan ağlıyormuş, Orta Afrika ağlıyormuş, Güneydoğumuz ağlıyormuş. İçimizden bir tane Abdullah bin Samir'i Allah çıkarır, bütün dengeler değişir. Bütün dengeleri değiştirmek Allah'ın kudretinde, bir yiğidi çıkarır. Sen beni öldürmek istiyorsan tek bir şekilde öldürebilirsin diyor. Bütün halkı toplayacaksın. Ve diyeceksin ki delikanlının Rabbinin adıyla diyeceksin ve böylece benim heybemde bulunan bir oku bana atacaksın. Yoksa başka şekilde öldüremezsin. Yani öldürülemeyen bir adam var karşısında. Öldürülemeyen bir adam. Bugün hani siz KC'miz olsun, bir spot kelimemiz olsun derseniz. Öldürülemeyen adam. Öldürülemeyen delikanlı. Evet. Adam gibi adam. Şimdi bizi sarayda o sahneyi canlandıracak bir görüntüye, bir resme götürebilirsiniz. Şimdi bu olayda özellikle resimlerden bir tanesine daha bakıyorum. Evet. Uhdud halkının hikayesini bugün dinliyoruz. Kadim Sırların izinde. Gerçekten film gibi bir mesele Uhdud filmi. 19 numara resim. Yapılmış ama daha filmi yapılmadı. Biz o filmi bir nevi ön senaryosunu anlatıyoruz. Tabii, şu anda hocam. Anda belki de ileride yapılacak bir film. Yaban. Şimdi hocam bu çocuğun hareketi aslında Allah'ın işini Allah'a bırakıyor bu çocuk. Diyor ki ben zaten öleceksem öleceğim ama ölmeyeceksem de bu kralın karşısına bana her yaptığı kötülükten öldürme teşebbüsünden sonra yine gider dikilirim diyor. Aynen öyle. Çünkü Allah'a tevekkül ediyor çocuk. Biz bugün günümüzde gelecek endişemiz, yarın endişemiz, Allah'ın bildiği planı olduğu halde biz hala Allah'ın işini sanki elimize almış gibi endişe ediyoruz, düşünüyoruz, korkuyoruz. Bu peki niye böyle yapıyoruz biz insanlar olarak? Karşımıza sunulan haz ve hız dünyası bize bunu gösteriyor. Ne aslan pençesi büyük diye tok olur, ne karınca minik diye aç kalır. Kapkaranlık bir gecede simsiyah bir kayanın altında derinlerde bulunan minicik bir haşeratın bile rızkını ihmal etmeyen Allah, benim de sizin de onun da sizin de rızkınızı ihmal etmez ama sizi ve beni imtihan olarak gayretimizi görmek ister. Genç gayretini ortaya koyuyor. Allah'tan başka kimse eyvallah demiyor ama onu bunu kibirli yapmıyor. Bakınız, dikleşmeden dik durmaz, sonra kibir sahibi yapmıyor. Gene geliyor burada. Evet. Beni ancak böyle öldürürsün. Peki neden ölmeyi istiyor? Hani öldürülmesine izin veriyor. Amacı neydi? Bütün toplumun İslam ile, hidayet ile şereflenmesini canlandırmak. Bir bir anlatıp insanların hidayetine vesile oluyordu. Şimdi bütün halk toplandı 10 Hecran'daki arkeolojik site alanının olduğu yerde. Evet. Kral Zünivas delikanlının dediğini yaptı. Okunu çekti. Oku delikanlının heybesinden mi aldı, kendi oku? Delikanlı dedi ki senin heybende zulüm kanı var. Benim heybemdeki ancak bunu yapar. Çıkardı okunu, aldı, attı. Delikanlının Rabbinin adıyla dedi. Gitti, yere düştü. Kandırdın beni dedi. Ben yalan söylemem dedi. Sesini yükselterek söyle. De ki delikanlının Rabbinin adıyla. Hadis de öyle diyor. Bismi Rabbi Gulam. Delikanlının Rabbinin adıyla. Gencin Rabbinin adıyla diye. Evet. Alıyor okunu buradaki gibi. Bağırıyor bütün halkın ortasında. Gencin, delikanlının, çocuğun Rabbinin adıyla diyor. Atıyor Zünivas. Attığı ok tam şakaklarına resimdeki gibi denk geliyor. Zünivas diyor ki oh ben sonunda kurtulduk. Ama unuttuğu bir şey var. Oradaki halk bakıyor ki bu genç neyi anlatıyordu? Şeksiz, ortaksız, en özüyle İslam'a bağlılığı anlatıyordu. Biz delikanlının Rabbine iman ettik diyorlar bütün halk. Korktuğu ne oldu? Başına geldi. Korktuğu başına gelince adam çıldırıyor ve bütün askerlerine emrediyor Zünivas. Hepsini toplattırıyor, kılıçtan geçittiriyor. Ortaya hendekler kazdırıyor. İşte Ashab-ı Uhdud'daki Uhdud buna geliyor. Şimdi hızlıca hemen öncelikle ayete gelelim. O kısmı tamamlayalım. Şimdi delikanlının Rabbine iman eden herkesi hendekler kazdırıp içine dolduruyor. Toplu mezarlar. 10 numaraya gelelim. Kılıçtan birkaç kişi kılıçtan geçittiriyor. Evet. İlk baştaki ayaklanmayı. Evet. Kılıçtan geçirilmeyle durmuyorlar Uğur Bey. Devam ediyor. Görmüşler işin filmin sonunu. Bakmışlar ki delikanlıyı, öldürülemeyen adamı kendi anlattığı şekilde öldürdüler. Yaşam da ölüm de Allah'a aittir dediler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.